TV ekranlarından merhaba günaydın değerli izleyenler Elif Tümen ben saatlerimiz 6'yı gösteriyor ve hızla gelişmeler aktarmaya başlıyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ve Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Özgür Özel'in terörün bitmesine dair açıklamalarını samimi bulmadığını söyledi. Son günlerde gündem olan o milyonluk konserlerle ilgili CHP'li belediyelere de yüklendi. Millet hizmet versin diye oy verdi ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor dedi ve kamu kaynaklarını hoyratça kullananlardan hesap sorarız dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ve Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri Özgür Özel'in Diyarbakır anneleriyle görüşmeyerek biz şehit aileleriyle görüşeceğiz açıklaması soruldu. Erdoğan Özel'in terörle mücadele çıkışını samimi bulmadığını söyledi. Özgür Özel'in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadele ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz. Son dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tartışılan milyonluk konseri de soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ben belediye başkanlığı da yaptım ama konser belediyeciliği yapmadım. Millet bu belediye başkanlarına, şehirlerine hizmet versin diye oy verdi. Ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış halde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşı oluyor. Erdoğan belediyelere de seslendi. Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın diye uyardı. Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da bir grup gazeteciyle görüştü. Hem partisine dair hem de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yavaş'ın 50 ankette birinci çıktığını açıklaması Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj mı? Bakın tüm bu sorulara Özel nasıl yanıt verdi? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı siyasetin gündem başlıklarında ilk sırada. Ana muhalefet bir yandan bu dikkat çeken çıkışa göre konumlanıyor, diğer yandan da erken seçim talebiyle adımlarını atıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Ekim'deki meclis resepsiyonunda kendisine ılımlı mesajlarla yaklaşan Bahçeli ile olası bir görüşmeye yeşil ışık yaktı. Ancak bu temasın erken seçim ekseninde olması gerektiğini vurguladı. Devlet Bey bir erken seçimin önünü açacaksa ben o konuda son derece açığım. Benim söylemim değil, bütün geçmiş yaşamım ona bir teminattır. Devlet Bey bu konuda bir adım atacaksa ben ona kapımı kapalı tutmam. Bu kadar net. Özel medyaskopa konuştu, gazetecilerle de bir araya geldi. MHP liderinin çıkışından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberdar olmadığını öne sürdü. İttifak kriziyle karşı karşıyayız dedi. Sözü Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve CHP'nin olası adaylarına getirdi. Aday olmak istiyorsa süresi gelecek sene Kasım'da. Gelecek sene Kasım'da bu seçimi yapmazsan seçimlere 6 ay kalıp gelip bana sakın gel seçimleri yenileyelim deme. O zaman da ben yapmam. CHP'nin aday sorunu yok. Günü tarihi belli olmayan seçim için CHP'nin adayı olmaz. CHP'de kazanır da kimle kazanır gibi sorular var. Aday kim sorusu uykularımı kaçırmıyor. Ben çok huzurlu uyuyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kaynaklar TV100'e konuştu ve bu bir yeni bir durum olmadığını vurguladı. Yine TV100'ün ulaştığı bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin ücreti uzun süredir gündemdeydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, memurların yargılanması hakkında kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Müzekkere de konunun araştırılması, suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun savcılığa bildirilmesi istendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları konuyla ilgili tv yüze özel açıklama yaptı. Açıklamada yeni bir durum söz konusu değil, iki gün önce başlayan bir inceleme ifadelerine yer verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de konser ve etkinlikler için inceleme başlatıldığı ortaya çıktı. Belediye kaynakları TV Yüze konuştu. Müfettişin yapılan tüm etkinliklerle ilgili masrafları, evrakları ve ihale dosyalarını istediklerini doğruladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, yeni bir durum söz konusu olmadığını, 11 Kasım tarihinde iki müfettiş geldiğini ve sürecin devam ettiğini duyurdu. Ayrıca Yavaş, hesap verebilirlikte üstümüze yoktur. Suçu olan varsa cezasını çekecektir notunu düştü. İzmir'de beş kardeşin anneleri hurda toplamaya gittikten sonra çıkan yangında yaşamını yitirmesi mecliste gerginliğe neden oldu. AK Parti ile muhalefet sıraları arasında yoksulluk tartışması patlak verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yaşananların paraya bağlanmasına tepki gösterdi. Bütün meseleyi sadece paraya bağlamanızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum. İzmir'in Selçuk ilçesinden gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. Derme çatma bir evde çıkan yangında en büyüğü 5 yaşında olan 5 kardeş hayata gözlerini yumdu. Babanın tutuklu olduğu, annenin ise kapıyı kilitledikten sonra hurda toplamak için dışarı çıktığı belirlendi. Yaşanan facia Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyonu yükseltti. Önemli olan yerinde onların sosyal yaşam içinde ve yoksullukla baş edebilmiş bir şekilde o ailenin korunması. Aile ve e, Sosyal Hizmetler Bakanlığı 18 defa oraya gitmiş. 18 defa gittiğiniz için mi öldü bu çocuklar? Genel kurulda AK Parti sıralarıyla muhalefet cephesi karşı karşıya geldi. Sözlü atışma başladı. Aileyi defa de ziyarete bulunmuş. Biz alalım bakalım korum altına. Belediye Başkanı bir hanımefendi o da görmüş. Bakanlıklar görmüş. Kaymakamlık görmüş. Mahkeme 18 defa gitmeyi küçümsemek değil takdir etmeniz gereken bir şeydir. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin devletin ihmali var iddiasına sert sözlerle karşı çıktı. Konunun sadece yoksulluk üzerinden ele alınamayacağını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir karşılık verdi. Dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz her şeyi bir paraya bağlıyorsunuz. Yani bütün mesele bu problemlerin olmasının sebebi parasal sebepler mi? Derin yoksulluk var ve bu derin yoksulluk içerisinde böylesine aileler böylesine çocuklar bakımsız, korumaya muhtaç yaşamak zorunda kalıyorlar. Biz burada kendi üstümüze suç alırken, sorumluluk alırken asıl sorumluluğun sizde olduğunu, asıl bunu çözmesi gerekenin siz olduğunuzu bilmiyor değiliz. Zengin bir daha benzer olayların yaşanmaması için ortak harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Muhalefet sıraları bu çıkışa destek verdi. Bununla alakalı hep bir çağrıda bulunuyorum. Yani hep beraber ortak yeni bir sistem üzerinde konuşalım diyorum. Gelin bunu bir fırsata çevirelim. Kuralım bir araştırma önergesi, araştırma komisyonu. Hep beraber bu konuyu tartışalım. Biz bunu önemsiyoruz. Bu konu önemli. Bu anlamda meclis araştırma komisyonu kurulması gerekiyorsa komisyon kuralım. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret önerisini açıkladı. Yılın ilk yarısında net tutar en az 28 bin lira olmalı dedi. Temmuz'da da ikinci bir zam yapılmasını talep etti. Konuşmasında ekonomiye geniş yer ayıran Dervişoğlu, İzmir'de beş kardeşin yaşamını yitirdiği yangın üzerinden yoksulluk eleştirisinde bulundu. Temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmak mecburiyetindedir. Bunun altında kalan ücret Türk milletine zulümdür. CHP'nin ardından İyi Parti de yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret için önerisini açıkladı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, mevkidaşı Özgür Özel'in aksine tutarın en az 30 bin lira değil 28 bin lira olması gerektiğini söyledi. Asgari ücret için hangi rakamı konuşsak çalışan için düşük, işveren için yüksek kalmaktadır. Partisinin grup toplantısında kürsüdeydi Dervişoğlu. Ekonominin seyrine ve hükümetin politikalarına geniş yer ayırdı konuşmasında. Asgari ücrete yapılacak zammın hedeflenen enflasyon üzerinden hesaplanacağı iddiası gündemindeydi. Biz sizin enflasyon tahmininize nasıl güveneceğiz? Neredeyse her ay enflasyon tahminini arttıran siz değil misiniz? Bugünün 17 bin liralık asgari ücretin vatandaşımızı mahkum ettiği yaşam standartını düşünürsek varın gerisini sizler hesap edin. İyi Parti lideri eleştirilerini İzmir'de barakadan bozma bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren 5 kardeş üzerinden sürdürdü. Kışın 3 torba kömür, Ramazan ayında da 3 tane konserve dağıtarak yoksulluk, sevk ve idare edilmek istenmektedir. İzmir'deki yangında 5 çocuğumuzun ölmesi de bundandır. Çocuklarına bir lokma ekmek parası çıkarmaya çalışan o anneyi gece vakti hurdalıklara gönderen çaresizlik, böylesi bir vicdansızlığın iktidarda bulunmasından kaynaklanmaktadır. MHP ve AK Partililerin tepkisine rağmen Manisa Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Ormanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak de değiştirilmesi gündemde. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tartışmaları bitirecek açıklamayı yaptı. Bahçeli Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman destekler dedi. farklı bir isim konulmadı. Atatürk ismi konuldu. Yani misilleme olarak düşünülmemesi gerektiği zaten buradan belli. Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti. MHP ve AK Partili üyeler tepki gösterdi. Tartışmaya son noktayı ise MHP'li Büyük Ataman koydu. Bahçeli Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman destekler dedi. İlk turda bütün bu... Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olan meclis toplantısı gerginliğe sahne oldu. Sebebi ise toplantıda Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent meydanı olarak değiştirilmesi için önerge verilmesiydi. MHP ve AK Partililerin tepkisine rağmen oylama sonucu Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirildi. Atatürk Havalimanı İstanbul'daki Atatürk Havalimanı kaldırılıp yerine yapılan havalimanına İstanbul Havalimanı konulurken de aynı tepkiyi görmek isterdik. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tepki verilmesiyle ilgili açıklama yaparken MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatamansa tartışmaları bitirdi. Devlet Bahçeli'nin Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklediğine işaret etti. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir dedi. Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen yasa teklifi meclis gündeminden geri çekildi. Gelişmeyi CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir duyurdu. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri önümüzdeki hafta bir araya gelerek düzenlemeyi yeniden ele alacak. Hiç şüphe yok muhalefet için, muhalif gazeteciler için. Muhalif öğrenciler için, köyünü koruyan köylüler için bir sopa olarak kullanmak için getiriyorlar. AK Parti tarafından Temmuz ayında meclis başkanlığına sunuldu. O günden bu yana da tartışmaların odağındaydı. İktidar ve muhalefeti sık sık karşı karşıya getiren etki ajanlığı düzenlemesi geri çekildi. Bu yasa teklifini İyi Parti olarak Türk milleti adına şiddetle reddediyoruz. Bu bir tiranlık uygulamasıdır. Yol yakınken bu hatadan dönülmelidir. Türk Ceza Kanunu'ndaki casusluk suçunun kapsamını genişleten teklifin geri çekildiğini Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir sosyal medyadan duyurdu. Karar muhalefetin itirazı üzerine alındı. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri önümüzdeki hafta bir araya gelecek. AK Parti muhalefetin önerilerini dinleyecek. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra teklif yeniden meclise sunulacak. Söz konusu öneri, devletin güvenliğine karşı yabancı bir devlet ya da organizasyonun çıkarı veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyordu. Yüksek Seçim Kurulu elektronik oy verme konusunda başlayan tartışmalara açıklık getirdi. Yürütülen çalışmanın sadece yurt dışı oyları kapsadığı aktarıldı. Yurt içindeki seçimlerde ise bu sistemin kullanılmayacağı belirtildi. Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? Tartışma konusu olan bu soruya Yüksek Seçim Kurulu yanıt verdi. Çalışmanın sadece yurt dışı oyları için yürütüldüğü belirtildi. Yurt içi seçimlerde ise sanda zarf atma usulünün devam edeceği aktarıldı. Başkan Ahmet Yener Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimini yerinde takip etti. Elektronik oylamaya ilişkin gözlemlerde bulundu. İddialar da bu ziyaretin ardından gündeme geldi. <laughs> Kurul açıklamasında özellikle ülke içindeki seçim süreçlerinde elektronik oy kullanma yöntemleri hakkında yasal düzenleme bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle de seçimlere yönelik elektronik ortamda oy verme çalışması yürütülmedi ifade edildi. Şu ana kadar bizim gördüğümüz gayet rahat Yurt dışında oy kullanan vatandaşların ise elektronik ortamda oy verebilmesinin önünü açan bir çalışmanın devam ettiği aktarıldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Elektronik seçim sistemi ilk kez TV 100 ekranlarında gündeme gelmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nda yaptığı açıklamasında yalnızca yurt dışını işaret etti. Bunu da az önce aktardık. Siyaset ve kulis bilgileri yine TV yüzde ortaya çıktı. Gazeteci Sinan Burhan ve Kübra Par partilerin elektronik oy görüşlerini aktardı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener size ne dedi? Elektronik seçimi ilk kez TV100 duyurmuştu. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan elektronik seçime ilişkin bir açıklama geldi. Haberi duyuran ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'le konuşan Sinan Burhan yeniden TV100 ekranlarında olayın detaylarını paylaştı. Ben Sayın Yener'e bir mesaj attım e, WhatsApp üzerinden. Dedim ki Sayın Başkanım bu çalışmaları yakından takip ettiniz. Türkiye'de de uygulayacak mısınız? Şöyle dese daha kolay olurdu hepimiz açısından. Ya böyle bir gündemimiz yok. Ya da sadece yurt dışında var demiş olsaydı sorun bitecekti. Amerika'ya gittik inceledik. Elimizde ciddi doneler oluştu. Hatta Ankara Üniversitesi ile de beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi sunacağız ifadesi de önemli. Sayın Başkan şunu söylemedi. Ya yok kardeşim nereden çıkartıyorsun bunu diyebilir. Deneyimli bir bürokrat, önemli bir isim. Dolayısıyla da yazmış olduğu yazının ya da mesajın neticesinde biz bunu açıkladık. Yani yazılı bir mesajı var Sayın Başkan'ın bizde. Sinan Burhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın TV yüze özel açıklamalarının detaylarını da paylaştı. Kendisi biz bu uygulamayı destekliyoruz dedi. <laughs> biz bu konuyla ilgili olarak dedi çalışmalarımızı yaptık. Türkiye eninde de sonunda elektronik seçim sistemine geçecektir. Bundan kaçışımız söz konusu değildir. Biz güven bunalımı var diye bundan biz vazgeçmemiz mümkün değildir e, açıklamasını yaptı. Öte yandan Kübra Par CHP'nin elektronik seçimle ilgili görüşlerini gündeme taşıdı. Par YSK'nın CHP üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile konuştu. CHP olarak tavrımız şu. Sandık asla yerinden oynamaz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülçiftçi'den de benzer bir yorum geldi. Elektronik oylama tartışmalarını yersiz görüyorum diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in saldırılarından Türkiye-ABD ilişkilerine, Orta Doğu'daki, Orta Doğu'daki gelişmelerden, Elon Musk'la yürütülecek teknolojik çalışmalara kadar pek çok konuya değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İsrail'in saldırıları vardı. Konuyu hem bölgesel hem de iç cephe olarak değerlendirdi. İsrail'e tüm ilişkilerimizi kestik. Bu konuda kararlıyız. İftiracılar ne derse desin milletimizin şahidi var. Cumhur ittifakı olarak İsrail ilişkileri geliştirme niyetimiz yok. Filistin'in haklı davasının yanındayız. İsrail'e yönelik ambargo ve kısıtlamalar sürecek. Hukuk önünde hesap soracağız. Erdoğan yeni tampon bölge ve sınır ötesi harekat mesajı da verdi. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Suriye'nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Bizim gerek DEA'şa gerek PKK, PYD, YPG'ye yönelik tüm harekatlarımızın amacı kendi güvenliğimizi sağlamaktır. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil. Erdoğan, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci hakkında da konuştu. Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Türkiye-Suriye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Erdoğan Donald Trump'ın ikinci kez Amerika Başkanı seçilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasını temenni ediyorum dedi. İki ülke arasında her zaman fırsatlar mevcut. Bu fırsatları değerlendirme iradesi ve iki ülkeye de kazandıracak adımların atılması temel beklentimiz. Türkiye stratejik coğrafi konumu ve genç nüfusuyla yatırım fırsatları sunan bir ülke. İki ülke arasında ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi için yeni fırsatlar oluşturabiliriz. Erdoğan Elon Musk'la teknoloji alanında çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı. Musk Trump'ın kampanyasında yer aldı. Teknoloji işbirliği fırsatları için görüşmelerimiz sürecek. Türkiye'de yaptığımız görüşme samimi geçti. Türkiye'nin teknoloji adımlarını dünya yakından takip ediyor. Tam da bu noktadan devam edelim. Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanan Donald Trump kabinesini Türkiye karşıtlarıyla doldurdu. İsrail yanlısı, FETÖ ve PYD destekçisi isimler en kritik koltuklarda oturacak gibi görünüyor. Amerikalı milyarder Elon Musk da kabinede görev alacak. Musk, Hükümet Verimliliği Bakanı oldu. İkinci kez Amerika Başkanı seçilen Trump'ın kuracağı kabine netlik kazanmaya başladı. En kritik koltuklara Türkiye karşıtlığıyla bilinen isimler getirildi. Trump Dışişleri Bakanı olarak İsrail yanlısı ve FETÖ destekçisi Mark Rubio'yu seçti. İran ve Çin karşıtı Rubio'nun bakan olması durumunda Washington'la Tahran ve Pekin arasında iplerin gerileceği öngörülüyor. Ulusal güvenlik danışmanlığı için YPG'ye desteğiyle tanınan Michael Waltz belirlendi. Yeşil bereli eski bir asker olan Waltz, Daesh'e karşı savaşta terör örgütü YPG'yi de barındıran Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte cephede yer almıştı. Waltz'un Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz konularında şahin bir dış politika izleyeceği yönü sürüldü. Waltz ayrıca Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istemişti. Başkanlık seçimlerinde Trump'ı tüm gücüyle destekleyen Elon Musk'ın da görevi belli oldu. Amerikalı milyarder hükümet verimliliği bakanlığını yönetecek. SpaceX ve Tesla'nın sahibi savurgan harcamaları kesilmesi için çalışacak. <laughs> Trump, Fox News sunucusu Pete Hexed'i savunma bakanı olarak aday gösterdi. Donald Trump, Pete'in dümende olmasıyla Amerika'nın düşmanları uyarılmış olacak dedi. ABD yaklaşık bir ay önce İsrail'e tom verdi. Gazze'de insani koşulları iyileştirmezsen askeri yardımları kısıtlarım dedi. İsrail'e tanınan o 30 günlük süre doldu ancak Gazze'de değişen hiçbir şey olmadı. Buna rağmen ABD İsrail'in Gazze'deki koşulları iyileştirdiğini iddia etti. ABD'nin ultimatonuna rağmen Gazze'ye yardımları engelledi. Beyaz Saray Gazze'de insani koşulları iyileştirmesi için İsrail'e 30 gün süre tanımıştı. Aksi takdirde Tel Aviv'e askeri yardımlar kısıtlanacak demişti. İsrail'e verilen 30 günlük ultimatom süresi doldu. Aradan geçen bir ayda bölgeye yardımlar artmak yerine daha da azaldı. Washington ise sözünde durmadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki insani koşulları iyileştirdiğini iddia etti. Bu nedenle Tel Aviv'e askeri yardımlar kısıtlanmayacak. <laughs> ABD yönetiminin aksine uluslararası kuruluşlar Gazze'deki insani durumu kıyamete benzetiyor. <laughs> Yardım örgütlerinin raporlarına göre 2,3 milyonluk nüfusun %80'i evlerini terk etmek zorunda kaldı. 13 aydır süren İsrail saldırılarında binaların 3'te 2'si yıkıldı veya hasar gördü. Küresel gıda güvenliği uzmanları geçen hafta Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanması olasılığının giderek arttığını söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Fidan-Lavrov görüşmesiyle ilgili bilgi Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından geldi. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Narin Güran cinayetinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetin düğümünü çözeceği iddia edilen Dara 2 askeri üst bölgesindeki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Köyün giriş ve çıkışlarını gören o görüntüler iyileştirilebilirse Narin'in katil ya da katillerinin de ortaya çıkması bekleniyor. Şuradaki askeri üst bölgedeki Dara 2 kamerayı çıkarsınlar. Eğer... 15 dakika kameradan. Tabi. Altı çok iddianamaya koymuşlar. Sebep nedir? Cinayeti aydınlatacak dedi, ısrarla o görüntülere işaret etti. Merak edilen Dara 2 askeri üst bölgesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 8 yaşında cinayete kurban giden narin cinayetinde kritik delil ortaya çıktı. Baba Arif Güran ve sanık avukatlarının ısrarla talep ettiği o görüntüler ilk olarak mahkemede tüm sanık ve tanıklara izletildi. Türkiye'de ilk defa daraltılmış HTS diyorlar. İlk defa uygulandığı bir noktayı benim evimin içine ben kabul etmiyorum üst bölgesindeki güvenlik kameralarının asıl görevi Diyarbakır'daki 8. ana jet üssünün bulunduğu noktayı gözetlemekti. O kameralar cinayetin yaşandığı Nari'nin evini de görüyordu. Peki cinayeti görüntüledi mi? Nari'nin kaybolduğu yer Hüseyin Güran'la Arif Güran'ın evinin yakınlarında kaybolmuş diyor. Evet. Ama bu ev kimin? Kimin? Nevzat Bakti'nin. Yani. Niye iddianamede yok? Askeri üs bölgesindeki şahin göz kameraları köyün giriş ve çıkışlarını gösteriyor. Ancak oldukça uzaktan. Görüntülerin saat aralığı 15.11 ile 15.46 arasında. Yani tam da cinayetin işlendiği saatler. Görüntüden anlaşılabildiği kadarıyla araç hareketliliği görülebiliyor. Mahkemede de izletilen o görüntüler iyileştirilmesi için hem yurt içi hem de yurt dışında laboratuvarlara gönderilecek. Görüntülerde cinayeti aydınlatacak bir delil olup olmadığı da ortaya çıkacak. Gözler şimdi ikinci duruşmanın görüleceği 26 Aralık Perşembe gününe çevrildi. Kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı arama çalışmalarında jandarma ekipleri üfürükçüye gitti iddiaları gündeme gelmişti hatırlayacaksınız. Valilik o iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Diyarbakır Valiliği, jandarma Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmedi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın arama çalışmaları sırasında üfürükçüye danışıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz hafta yapılan Narin duruşmasında tutuklu amca Salim Güran da köye üfürükçü getirildiğini söylemişti. Bu iddiaların ardından bazı basın yayın organlarında jandarma'nın da bu yönteme başvurduğuna dair bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine Diyarbakır Valiliği açıklamada bulundu. İddialar kesin bir dille yalanlandı. Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde çocuğun bulunabilmesi için aile bireyleri kendi inisiyatifleriyle üfürükçü diye tabir edilen bazı kişilerle görüşmüş. Bu kişiler köyde kısa süreli bir arama yapmış. Durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur. Jandarma'nın olaya dahili ve müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Antalya'da İran uyruklu üç kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polisin intihar üzerin ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Üç kardeşten günlerdir haber alınamıyordu. Yakınları ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri cansız bedenlerini buldu. Acı haber bu kez Antalya'dan geldi. Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8. katında oturan İran uyruklu üç kardeşten haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingirle eve giren ekipler kardeşleri aynı odada ölü buldu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlendi. Olaya ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklama polisin intihar şüphesi üzerinde durduğunu gözler önüne serdi. İran uyruklu 3 kardeşin borsada yüklü para kaybettiği, Bulundukları odanın kapı ve camlarını bantlayarak kapattıktan sonra içeride yaktıkları kömürle hayatlarına son verdiği belirtildi. İzmir'deki elektrik akımı faciası yağmurdan kaçan iki kişinin sonu olmuştu değerli izleyenler anımsayacaksınız. Faciaya ilişkin görülen davada 13'ü tutuklu 42 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada dinlenmeyen 20 sanık ifade verdi. Onlar da suçlamaları reddetti. Bir kişi raporunun hatalı olduğunu ileri sürdüler. Hatasını hayatını kaybeden Özge Ceren'in ise adalet çağrısını yineledi. Adama elektrik çarptı şu anda kızım Özgecelen e, Gediz Elektrik ve İSU'nun zincirleme ihmalleri sonucunda katledilmeseydi tıp fakültesini bitirip doktor olacaktı. Yüzlerce, binlerce insanın hayatını kurtaracaktı. Tek suçları yağmurdan kaçmaya çalışmaktı. Bastıkları su birikintisi felaketleri oldu. İhmal zinciri iki insanı hayattan kopardı. İzmir'deki elektrik faciasında 13'ü tutuklu 42 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Gediz Elektrik ve İssu suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyorlar. Türk adaletine güveniyorum. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 13'ü tutuklu 42 sanığı var. 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyorlar. İkinci duruşmada, ilk duruşmada söz alamayan 20 sanık ifade verdi. Herkes işlediği suçun cezasını en üst saatten almalı. Facianın yaşandığı yerde 3 farklı kurumdan görevliler çalışma yapmıştı. su ile çalışan mühendislik firması görevlileri 4 Ocak'ta mazgalları inşa etti. 9 Ocak'ta da mazgaldan duman yükseldi şikayetleri yapıldı. Bunun üzerine Gediz elektrik görevlileri de olay yerinde arıza çalışması yaptı. Ancak o arıza devam etti. Bilirkişi raporu iki kurumun da ihmali olduğunu ortaya koydu. İssu ve Gediz duruşmada suçu birbirine atarak e, suçtan kurtulmaya çalışmışlardır. E, ancak e, kişiler öldükten sonra yapılan çalışmalar, düzeltmeler, alınan tedbirler Ölen iki kişiyi hiçbir zaman geri getirmeyecektir. Tutuklu sanık eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu savunmasında bilirkişi raporunu eleştirdi. Hatalı tespitler olduğunu söyledi, suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savundu. Bundan sonra İzmir'in sokaklarında, Türkiye'nin sokaklarında hiç kimse elektrik çarpması sonucunda ölmesin adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Elektrik faciasında hakim karşısına çıkan sanıkların duruşması 3 gün sürecek. 13 tutuklu sanık ve 42 sanıklı davada karar bekleniyor. Yine özel hastane ile ilgili bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Çiğdem Kışlalı İleri evre meme kanseri olduğu gerekçesiyle ameliyat olduğu göğüsleri alındı ancak kanser olmadığı ortaya çıktı. 7 yıldır mahkemesi süren Kışlalı, adaletin yerini bulacağına inanıyorum dedi. Yanlış teşhis hayatını kararttı. 3 operasyon geçirdi ancak sonunda kanser hücresine rastlanmadı. İki çocuk annesi Çiğdem Kışlalı 7 sene önce göğsünde kitle hissedip özel bir hastaneye gitti. Çeşitli test ve tetkikler yapıldı. İddiaya göre doktor Kışlalı'ya 5. evre meme kanseri olduğunu söyledi. Öte yandan kanserin kötü boyutta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini belirtti. Kışlalı farklı tarihlerde iki operasyon geçirdi. İki göğsü de alındı. Ancak kendisine kemoterapi ya da ilaç tedavisi uygulanmadı durumdan şüphelenen kışlalı patoloji sonuçlarına ulaştı. Sonuçlarda kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi. Aldığımız... Ameliyat ve tedavi süresince 50 bin lira üzerinde ödeyen Kışlalı hastane ve doktordan şikayetçi oldu. 6 sene süren dava geçen yıl sonuçlandı. Mahkeme Kışlalı'ya 225 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak bu mahkeme kararına hem Kışlalı hem de sanıklar itiraz etti. Mahkemenin kararı bir üst mahkemeye taşındı. İstinaf mahkeme kararını kaldırdı. Bölge Adliye Mahkemesi sürecin incelenmesi için üniversite öğretim üyelerinden oluşturulacak konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyeti kurulması gerektiğini belirtti. Davam yine uzamakta ee, ama ben yine ısrarla e, adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Burada bulmasa da Kesinlikle ezeli alemde mutlaka Rabbim benimle inanıyorum. Önceki gün dava yeniden başladı. 7 yıldan beri süre gelen herkesin bildiği her sene tekrarı olan e, davam için geldim. Mahkeme tarafları yeniden dinledi. 5 kişilik bilirkişi heyetinin istinaf kararı doğrultusunda rapor hazırlanmasının istenmesine karar verip duruşmayı erteledi. Aldığımız Duruşma sonrası adliye önünde konuşma yapan Çiğdem Kışlalı sürece ilişkin konuştu. Bu arada itiraz etme sebepleri de e, rapor yetersizliği denmiş ama e, yeniden bir bilirkişi raporu düzenlenecekmiş. Adli tıp raporu istenmiş. Yani bu e, birimlere yeniden bu dava dosyası gidecek. Yeniden doktorlar, yeniden e, görüşmeler yapılacak. Şubat 25'e gün verildi. Ben Şubat 25'te yine burada e, ben mağdurum hakkımı arıyorum diye sizin karşınızda olacağım. Hafta başında gündeme bomba gibi düşen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve ev hapsiyle serbest kalan Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın bu cezasına savcılık itiraz etmişti. Tutuklama talebinde bulunmuştu. Mahkeme kararını verdi. Savcılığın tutuklama talebini reddetti. Ne? 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 Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldu. O yüzden çok üzgünüm. Ortaç ve Erbil'e mahkemeden iyi haber. Ben evet. 40 yıldır kumar oynuyorum. Ya bak seyredince kendimi utanıyorum ve hakikaten kızıyorum. Savcılığın tutuklama talebi reddedildi. Her önüme gelen kumarbaz olmuş. Aralarında ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu isimlere yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulundukları gerekçesiyle yapılan operasyon Türkiye gündemine oturdu. Bir daha dünyaya gelsem yapmayacağım tek şeydir kumar oynamak. Topluma gene de kötü örnek olduğum o yüzden çok üzgünüm. Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından ev hapsiyle serbest bırakıldı. E, topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Ee, bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Yine de böyle bir olayın olduğu, olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Başsavcılık Erbil ve Ortac'ın tutuklanmasını talep etti. Ne? 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 Talebi değerlendiren İstanbul Sur Ceza Hakimliği kararını verdi. Savcılığın tutuklama talebini reddetti. Ne? 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 Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldu. O yüzden çok Milyonlarca çalışan asgari ücret pazarlıklarına kilitlenmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz dedi. Emekli maaşları konusunda da bütçe doğrultusunda iyileştirme yapmak için çalıştıklarını söyledi. İnşallah Aralık ayı başında 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Pazarlıkların başlamasına az bir zaman kaldı. Tespit komisyonu Aralık ayında toplanıyor. Gözler yeni yılda uygulanacak olan asgari ücrete çevrildi. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını da ümit ediyoruz. Bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileşilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın bu açıklamayı yaptığı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon yine yüksekti. CHP sıralarından alım gücü düştü tepkisi geldi. Bakan yükseldi diye yanıt verdi. Asgari ücret üzerinden çıktı önce tartışma. Sayın Başkan, asgari ücretin 30 bin lira olmasını istiyoruz. <laughs> Avrupa'da en düşük asgari ücretlerden <laughs> biriyiz. Maalesef asgari ücret <laughs> olağan ücret olmuş durumda. Biz 30 bin altında asgari ücrette yokuz. CHP sıralarındaki tüm vekiller ayağa kalktı. Ellerinde asgari ücret talebimiz 30. Bunun altında yokuz yazılı kartonları gösterdiler bakana. Komisyon başkanı böyle bir usul yok dedi ama tartışma sürdü. Bunlar tuzu kırı. 17 bin bir ay değil, 3 gün geçirin, bir de kabul edeceğiz. Az kalacak ele 30 bin olsun. Sayın başkan ama bu önemli bir konu bakın. Emekliye, az kalacak diye çiftçiye, memura bütçe şey istiyoruz. Sizin gibi tuzu, tuzu kurular anlamaz. Vatandaşın sesini duyuyor. Tuzu kurular. Yıllarca SSK'lı olarak çalıştınız. Yıllar sonra ise kısa süre bağ kurulu oldunuz diyelim. İşte sizin SGK'da borcunuz çıkabilir. Neden mi? İşte yanıt. Son 7 yılda sizin sigortalılık statünüz değişebiliyor. Bağ kuruluysanız şanslısınız. SSK'lı olarak sadece birkaç yıl çalışıp erken emekli olabilirsiniz. Yıllarca SSK'lıysanızsa bırakın şansı borçlu bile çıkabilirsiniz. İşte bu sistemin adı 7 yıl kuralı. Çalışan milyonlarca kişi sistemi ne tanıyor ne biliyor. Ancak emeklilikte bu kural büyük önem taşıyor. 30.04.2008 öncesi sigortalı olan herkesi son 7 yıl kuralı kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu siz emekli olurken diyor ki son 7 yılda bildirilen hizmetlerinizin yarısı yani son 7 yılın yarısı 3,5 yıl artı bir gün en son hangisi daha fazla bildirildiyse ben senin statünü ona göre ee, ...ele alırım ve onun şartlarına göre emekli ederim. İşte bu formüle göre eğer SSK'lıysanız sizin için dezavantaj olabiliyor. Ancak bağ kuruluysanız işte o zaman büyük bir avantaj sağlıyor. Diyelim ki siz yıllarca bağ kurulu olarak çalıştınız... ...ancak sonrasında ise işe SSK'lı olarak devam ettiniz. Eğer bağ kurulu olarak devam etmiş olsaydınız... ...prim gün sayınızın 9000 gün olması gerekiyordu. Ancak yıllar sonra SSK'ya geçtiğinizde ise en fazla prim gün sayınızın 7 bin gün olması yeterli. Yani siz son 7 yıllık hizmetinizin 1261 günü hangi statüden daha fazla hizmet belirdiyseniz... o statünün şartlarına göre emekli oluyorsunuz. Yıllarca SSK'lı olup sadece birkaç yıl bağ kurulu olarak çalışan binlerce kişi 9000 bin gün kuralına takılıyor. Emekli olmayı hayal ederken SGK'da borcu çıkıyor. Uzmanlar emekli adaylarına 7 yıl kuralı uyarısı yaptı. 20 yıl siz 4 A primi ödediniz ve istifa ettiniz. Son 20 yılın 3,5 yılı artı 1 gün yani 1260 artı 1 gün bağ kur ödediyseniz eğer sizin ödemiş olduğunuz 20 yıllık 4A primini de Sosyal Güvenlik Kurumu alıyor, 4B'ye aktarıyor. Bağ-Kur şartlarında 9000 güne göre emekli ediyor. 25 yıllık Bağ-Kur'lusunuz. Son 1261 gününüzü 4A'lı olarak geçirdiniz. Yani son 3,5 yıl artı bir gün 4A'lı olarak bildirirseniz 9000 gün yerine SSK'nın şartlarına, yani 4A'nın şartlarına göre tabi olursunuz. Ekimde konut satışları 2 yılın zirvesine yaklaştı. 2024'ün 10. ayında 165.138 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı %76,1 oldu. En çok konut yine İstanbul'da satıldı. Yabancıların tercihi ise Antalya oldu. Rus vatandaşları konut alımında ilk sırayı kimseye bırakmadı. Konut satışı ekimde hızla arttı. Yabancının payı ise 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekimde Türkiye'de 165.138 konut satıldı. 2023'ün aynı ayına göre artış %76,1 oldu. Satışlar üst üste 4 ay bu yılın zirvesini yeniledi. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. En çok konut satılan illerde ilk 3 sıra değişmedi. İstanbul 24.812 adetle zirvede yer aldı. İkinci sıra yine Ankara'nın. Başkent'te 15.257 konut satıldı. İzmir'de 8.658 satış adediyle üçüncü oldu. En az konut satılan illerin başındaysa 76 adetli Hakkari geliyor. 97 adetle Bayburt ikinci, 112 satış ile de Ardahan üçüncü sıraya yerleşti. İpotekli konut satışları yıllık bazda %31,9 azaldı, 113.405 adede geriledi. Yabancıya satışlarda da düşüş sürüyor. Yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda %37,2 azaldı. 19.212 adet oldu. Yabancılar Ekim'de 750 konut alımıyla en çok Antalya'yı tercih etti. Onu 724 satışla İstanbul, 148 adetle de Mersin takip etti. Kuzeydeki savaşın iki tarafı da Türkiye'den konut alımına ara vermedi. Ekim'de en fazla konut 373 adetle Ruslara satıldı. İranlılar 172 alımla ikinci sıraya yerleşti. Ukrayna vatandaşları ise 136 ev alımıyla üçüncü oldu. Yasa dışı bahis operasyonlarının ardından pek çok kumar sitesine erişim yasağı geldi. Aslında erişim yasakları daha önce müstehcen siteler için getirilmişti. Ancak bu sitelere girmek için VPN kullananlar da var. VPN aracılığıyla konum değiştiren kullanıcılar erişim yasağı olan sitelere tek tuşla girebiliyor. Ancak yasağı VPN ile delmek isteyenleri büyük tehlikeler bekliyor. Bilişim teknolojileri açısından bulunmaz bir nimet. Siz buna ısrar edip de girerseniz tutuklanırsınız. Eriştiğiniz yer sizin başınıza dert olabilir. Merakınız da, hevesiniz de, tutkularınız da. Yasa dışı bahis operasyonları ile birlikte pek çok bahis sitesine erişim yasağı getirildi. Ancak pek çok kullanıcı bu bahis sitelerine VPN aracılığıyla giriyor. Yani sadece tek bir tuşla Türkiye'de yasaklı olan sitelere tıpkı yurt dışındaymış gibi girilebiliyor. Arama motorlarında ya da uygulama mağazalarında. Normal tarayıcıların üzerinde bir de VPN uygulaması var. Kullanıcıların verilerini şifreliyor, IP adreslerini değiştiriyor, konumlarını izlenemez hale getiriyor. Erişimin engellenmesi kararı da şu an için günümüz dünyası için çok da geçerli bir kural değil çünkü engellenen içerik değil sadece ülke sınırları içinde bağlanmak o içeriği ne yazık ki çıkartamadığından dolayı, çıkartılmayla alakalı yetki sınırları dışında olduğundan dolayı erişimin engellenmesi kararı veriliyor. Zaten bu içerikler yurtdışı kaynaklı. Büyük çoğunluğunun Türkiye ile hukuki bir anlaşması yok. Ça ekmek kesmek gibi düşünebileceğimiz gibi birisinin hayatını tehlikeye sokabilecek bir durumda da kullanabilir. Bıçak asla hayatımızda olmasın diyemeyeceğimiz bir türevde VPN. Tabii VPN sadece yasaklı sitelere girmek için kullanılmıyor. Aslında bilişim sektörünün vazgeçilmez bir parçası. Öte yandan VPN kullanıldığında ve yasaklı sitelere girildiğinde tespit edilmesi oldukça kolay. Bağlandığınız portlar dolayısıyla takip edilmesi halinde tespit edilebilir. Takip sonucunda erişim yasağını delme ısrarı büyük cezalarla sonuçlanabilir. Kullandığınız uygulamanın size zararı olabilir. İki, zaten gittiğiniz yer yasal olmayan bir yer. Binlerce can alan Covid hastalığı yeniden hayatımızda hatta hiç gitmedi demek yanlış olmaz. Buna bir de havaların soğumasıyla birlikte grip gibi enfeksiyonlar, el ayak ağ sendromu gibi hastalıklar eklendi. Özellikle iş yerlerinde, okullarda, alışveriş merkezlerinde virüs kokteyli dolaşımda. Uzmanlar son günlerde artan bu virüslere karşı uyardı. Covid bitmedi, Covid hayatımızda her yerde Covid testi çok yapılmıyor. Dolayısıyla tanı konulmuyor. Covid bitmedi, diğer enfeksiyon sorunları başladı. Covid ile beraber diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonları hep beraber birbirine karıştı. Hastalıklar arttı. Yüksek ateş, öksürük, kas ve eklem ağrısı gibi sorunlar karşısında hemen kendimizi grip sanıyor ve de evdeki ilaçları hiç sorgulamadan kullanıyoruz. Ancak bu sorunlar COVID'in habercisi olabilir. Zira son günlerde COVID aramızda kol geziyor. Pandemi Dünya Sağlık Örgütü tarafından alarm düzeyi yukarıdan aşağıya çekildi ama hiçbir zaman bitmedi. Yeni e, varyanta yönelik bir aşılanma yapılmadı. Yani bu dolayısıyla bu yeni varyantlarla da hastalık olmaya devam ediyor. İnsanlar alıştığı için daha doğrusu daha önce bağışıklandığı için aşıyla veya hastalığı birkaç defa geçirdikleri için yüksek ölüm oranları düştü. Şu anda COVID'e bağlı olarak bildirilen ölüm yok. Ancak COVID devam ederken diğer kış hastalıkları da kendini göstermeye başladı. Yani hastalıklar birbirine karıştı. Kış aylarının gelmesiyle beraber, havaların soğumasıyla beraber, insanların daha kapalı ortamlarda uzun süre kalmalarıyla beraber diğer solunum yoluyla bulaşan hastalıklar da gündelik hayatımıza girdi. Yapay zeka işinizi elinizden alacak mı? Nimetlerinden faydalananlar kadar korkutucu olduğunu düşünenler de var. Ancak gerçek sanıldığı gibi olmayabilir. Silikon Vadisi'nden Selim Önal, yapay zekanın işinin ehli olanlara ancak asistanlık yapacağını dile getiriyor. Yapay zeka mesleğiniz ne olursa olsun elinizden alacak bir rakip değil. Meslek seçecek olanlar ya da meslek sahibi olanlar tedirgin. Ne iş yaparsak yapay zeka elimizden almaz sorusunu soruyorlar. Aslında yanıt düşünüldüğü kadar karmaşık değil. Esas işin özünü analitik düşünebilen, yaptığı işi gerçekten derinlemesine anlayan kişiler çok daha başarılı olacak bu var olan araçları kullanarak. Silikon Vadisi'nden yazılımcı Selim Önal, yapay zekanın da şimdi sıradan hale gelen bazı teknolojik gelişmelerden farksız olduğunu söyledi. Her yeni teknolojide benzer tepkiler verildiğini hatırlattı. Hesap makineleri çıktı artık hiç dört işlem yapmayalım ya da öğrenmeyelim. Ne kadar zeki olursanız olun işte 10 on basamaklıki sayı bir hesap makinesi kadar hızlı çarpamazsınız. Ama bunu öğrenmenizin önemini yok etmiyor. Aynı şey yapay zeka için de geçerli. Önal'a göre yapay zeka bir rakip gibi görülmemeli. Asistan olarak benimsenmeli. Türev integral niye öğreniyoruz? Hayatta işimize yarayacak mı? Ya da kurbanın sindirim sistemini öğreneceğinize hayat bilgisi öğrenin o örnek üzerinden eğitim sisteminde analitik düşünmenin, derin düşünmenin öğretilmesi gerektiğine inanıyorum. Küçükçekmece'den dehşet uyandıran bir haber geldi. Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde göle açılan balıkçılar bir kişiyi suda hareketsiz gördü. Ekiplerin incelemesi sonucunda cesedin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan genç kıza ait olduğu belirlendi. hemen her gün yaşanan vahşete bir yenisi daha eklendi. Küçük Çekmeci'deki Menekşe Deresi'nde bir kadın cesedi bulundu. Cesedi göle açılmak için hareket eden balıkçılar buldu. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ceset dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Deriden çıkarılan kadın hayatını kaybettiği ve birkaç gündür suda olduğu belirlendi. Ceset incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı cesedin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan 17 yaşındaki inci başarına ait olduğu belirlendi. Antalya'da bir iş yerine giren yabancı uyruklu şahıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının üzerine basılı olan etiketi yere atıp üzerine basınca ortalık karıştı. İş yeri çalışanı masanın üstünden uçarak deyim yerinde ise şahsı kovaladı işte o anları şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Atanın görselinin olduğu stikeri yere attı. Yetmedi üzerine bastı. Atatürk stikerine bir müdahalede bulan kopardı. Sonra ağzındaki suyu yere boşaltıp Atatürk'ün stikerini yere atıp üstünü çiğnedi. Biz de dayanamadık. Masanın üstüne atlayarak müdahale ettim. Saygısızlığa dayanamayan iş yeri çalışanı adamın üzerine uçarak atladı. Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden. Lastik tamircisi dükkanına müşteri olarak gelen kişi araç etiketlerini inceledi. Kapıda asılı Mustafa Kemal Atatürk görselinin basılı olduğu sticker'ı gördü. Burada sattığımız sticker'lara, Atatürk sticker'ına bir müdahalede bulan kopardı. Sticker'ı eline alan şahıs önce alaycı tavırla iş yeri sahibine gösterdi. Ardından yere atarak üzerine bastı. Sen ne yapıyorsun Öyle. dedim. Baktı ve gülümsedi alay ederek. Ee... Ardından tekrar ağzındaki suyu boşaltıp direkt fotoğrafı yere attı. Ben de hani ne hissedeceğim tabii ki öfkelendim. Bir şey de düşünmedim hani sonucunda ne olur diye ve de direkt girdim müdahale ettim. Öfkesini alamayan iş yeri çalışanı tezgahın üzerinden atlayarak müdahalede bulundu. İş yerinde başlayan arbede sokağa taştı. İsmi öğrenilemeyen yabancı şahıs kaçtı. İş yeri çalışanı kovaladı. Değerli izleyenler gün yanıyor noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.